bir arkadaşın videosunu gördüm YouTube'da. Yani bizi mi tenkit ediyor, başkasını tenkit ediyor bilmiyorum da. İşte Risale-i Nur eğer Şia şeyi varsa bunu ispatlayın tarzı bir şey söylemiş. Ya öncelikle şöyle bir şey söylemek lazım. Biz buradan açıp da tek tek sayfa sayfa bak bu sayfada Şia var, bu sayfada Şia yok diye tek tek bütün sayfaları gösterecek değiliz. Sen Şia'yı bir öğren, Şia'nın ne olduğunu bir öğren. Ondan sonra Şia'nın kaynaklarına geçen bilgilere, Ehl-i Sünnet kaynaklarına geçen bilgilere ikisinin arasındaki farkı bir öğren. Ondan sonra aç Risale-i Nur'u. Sen zaten orada kendin görürsün. Aynen. Benzeyip benzemediğini. Aynen. İşte neymiş? Said Nursi Şia'yı bazı açılardan tenkit etmiş. Hazreti Ali hakkında ifrada gitmişler. Tefrite falan Şia kaçmışlar. içinde Şia'nın kendini tenkit eden grupları da var zaten. Aynen yani. Şimdi Gulat-ı Şia Hazreti Ali istismar eder. Aynı istismarı Said Nursi de yapar. Daha önce 18. Lema ile ilgili videomuzda biz bundan bahsetmiştik. Çok fena halde istismar etmiş, çarpıtmış. Şimdi mesele senin Şia'yı tenkit etmen değil. Niye onun kullandığı argümanı kullanıp da kendine bir rol biçmeye çalışıyorsun? Şimdi ben ilgili yerden bir alıntı okuyacağım. Ondan sonra senden Şia kaynaklarında bu durum nedir? Onu isteyeceğim Vedat. Bak Vedat şöyle diyor. Said Nursi hakkında. O zat-ı havarik, zat-ı zihavarik yani harikalar sahibi daha haddi buluğa ermeden, buluğ çağına ulaşmadan yani bir allameyi bir adil yani bir muadili olmayan, kendi denginde olmayan bir alimmiş. Öyle bir alimmiş ki onun dengi yokmuş. Bütün cihanı ilme meydan okumuş, münazara ettiği erbab-ı ulumu ilzam ve iskat etmiş, kesin delillerle susturmuş. Her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiştir. Şimdi bazı dinleyicilerimiz Nurcu tayfadan burada diyor peygamberden bahsediyor. Siz diyor saçmalıyorsunuz, çarpıtıyorsunuz. Ya peygamber hangi medresede okudu güzel kardeşim? Yani peygamber Efendimiz hangi filozofla tartıştı? Lütfen saçmalamayalım. Zaten Said Nursi bu bölümün sonunda diyor ki, işte diyor yani geçmişlerin ve geleceğin bilgisine sahiptir, şudur budur. O bölümün sonunda Said Nursi diyor ki bu övgü fazla olmakla bile kabul ediyorum diyor. Yani kendisinden bahsediliyor. Bahsedildiğinin farkında. Neyse bir başka örneğe geçelim. Molla Said, Hazreti Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık, Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sual sormamak şartıyla ilmi Kur'an'ın talim edeceğini tebşir etmişler. Peygamber Efendimiz'den ilim istemiş Said Nursi. Peygamber Efendimiz de ümmetine soru sormamak şartıyla ilim talim edeceğini müjdelemiş. Aynen bu hakikat hayatında tezahür etmiş. Daha sabavetindeyken bir allame-i asır olarak tanınmış ve katiyen kimseye sual sormamış fakat sorulan bütün suallere mutlak cevap vermiştir. Devam ediyoruz. Bu da nerede geçiyormuş? Risale-i Nur Külliyatı Yeni Asya Yayınları 2. cilt Tarihçe Hayat İlk Hayatı sayfa 2123. Bu da 2124'ten okuyacağımız bir alıntı. 20 sene tahsili lazım gelen ulumu ve fünunu, zübde ve hülasasını, yani ilmin, fennin, göz bebeğini, özünü, hülasasını 3 ayda tahsil ve ikmal etmiş, tamamlamış. Hangi ilimden sorulursa sorulsun. Ne kadar mütevazı. Sorulan bütün suallere tereddütsüz cevap verirdi. Yani Said Nursi öyle bir anlatılıyor ki, sorulan her soruya mutlaka doğru cevap verir. Eşsiz bir ilme sahiptir. Tabii bu inanç şey yaptım, bizi... Tamam, bu inançla ilgili şimdi okuyacağım ama şunu da söyleyeyim öncesinde. Şimdi sahih hadisler içerisinde bize gelen özellikle Allah Resulü'nün kendisine sorulan birçok soruya bilmiyorum şeklinde cevap verdiğini biz görüyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Ay'la alakalı, hilallerle alakalı bir soru soruyorlar Allah Resulü'ne. Allah Resulü de diyor ki ben hesabı bilmem. Hilali gördünüz mü oruca başlayın. Hilali gördünüz mü orucu bırakın diyor. Ben hesabı bilmiyorum diyor. Yani biz bugün ama hilali görmemize gerek var mı? Bizim hilali görmemize bugün gerek yok. Hayır. Çünkü biz neden? Biz artık hesabı bilebiliyoruz. Yani elimizdeki mevcut teknolojiler, gözlem aletleri sayesinde hesabı biliyoruz. Ama Allah Resulü bakın ben bilmiyorum diyor. Birçok konuda böyle. Bir de şey var Vedat, zaten ay hesaplamayla alakalı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki
ben necmi ve şeceri yastudan, işte güneş ve ay Allah'a secde ediyor. İşte onları hesaba tabi tuttuğunu Rahman suresinin baş tarafında söylüyor. Yani bu şu demek değil. Birileri şöyle anlamaz. Resulullah'ın uygulamasını bırakalım. Efendim günümüzde bakalım. O orada kaldı. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bunun hesaplaması falan yazıyor. İlgili ayetler okunursa konu anlaşılır. Mesela şey de var. Bir ayet-i kerimde Ahkaf suresinin 9. ayetinde. Ben size ne olacağını, bana ne olacağını bilmiyorum diyor Allah Resulü. Evet. Hatta bu Said Nursi sorulan sorulara bak ne diyor? Sorulan suallere tereddütsüz derhal cevap vermiş. O kadar cevap vermiş ki kıyametin tarihini bile söylemiş. Yani ne kadar böyle ilmi geniş bir adam. Haşa bu adamın Allah'la farkı yok o zaman. Şu Allah ne biliyorsa o da biliyor. Kıyametin saatine varana kadar. Bu inanç bize nereden gelmiş olabilir? Şimdi bu inanç bize nereden gelmiş? Ben şöyle göstereyim. Mesela Ayetullah Muhammed Rıza Muzaffer'in bu Şia mollası bir adam. Ayetullah. Yazmış olduğu Şia inançları kitabından ben size okuyayım. Sayfa 67. İmamın ismeti. İmamın da peygamber gibi içte dışta, görünürde, gizlilikte, bütün kötü ve pis şeylerden, doğumundan vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam, imametten önce, sonra, soy boy şerefi bakımından en yüce, temiz kişi olup, her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. İmamlar, şeriatı koruyan, onun hükümlerini halk arasında icra eden kişiler bulunduklarından, onların da peygamberler gibi masum olmaları ve ismet hususunda peygamberlerle imam arasında bir fark bulunmaması gerekir. İmamın peygamberlik gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükte ve iyi huylarda ve iyi huylar bakımından halkın en seçkin olması gerektir ve buna inanmaktayız. Peygamberde bu sıfatların bulunmasına ait delil aynen imamda da tatbik edilir. İmamın ilahi hükümlere, ilahi marife, bütün bilgilere sahip olması peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yepyeni bir şey hakkında da imam Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle, ilham yoluyla gereği gibi hükmeder, o her şeyi künhüyle anlar, bilir, bir şeye yönelirse, onu bilmek dilerse, o şey hakkında ancak gerçeği bilir. Yanılmaz, şüpheye düşmez. Bu hususta akli delillere yahut belletenlerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Bilgisi iktiza edince daha da derinleşir. Şimdi Vedat, imamın bilgisi geçmiş imamlardan, peygamberlerden gelir. Peki burada ne diyor? Molla Said, Hazreti Peygamber'den ilim talebinde bulunmasına karşılık. Orada diyor ki, mutlaka doğru cevap verir. Burada ne diyor? Fakat sorulan bütün suallere mutlaka doğru cevap vermiştir. Yani Said Nursi'nin bilgi anlayışı, Said Nursi'nin ben şunu biliyorum, ben bunu biliyorum. Ne bileyim efendim, sorulan her soruya doğru cevap veririm. Anlayışı aslında Şia imamlarına aittir. Peygamberden başladı orada, lafı imamlara getirdi. İmamlar böyledir dedi. Kendilerine sorulan soruya mutlaka doğru cevap verirler. Aynı ifadeler Risale-i Nur'da da yok mu? Çok açık değil mi yani? Evet. Ayrıca bir uzun uzun tartışmaya gerek var mı yani bu konuda? Hiç tartışmaya gerek yok aslında. Hiç gerek yok. Demin dediğin gibi arkadaş Şia'yı bir incelesin. Gelsin Ehl-i Sünnet'i incelesin. Said Nursi'nin söylediklerini incelesin. Hangi alim böyle konuşmuş? Yani Buhari'den, Müslim'den, diğer hadis imamlarından, tefsir hocalarından, tefsir müfessirinden kaç tanesi demiş ki bana ne soru sorarsanız sorun mutlaka tereddütsüz doğru cevap veririm. Şimdi bazıları da şöyle yorumlar gelebiliyor. Yani siz burada Risale-i Nur'u eleştirirken hep Ehl-i Sünnet üzerinden eleştirilerde bulundunuz falan diye. Aslında biz bu Kur'an-ı Kerim'de devamlı önce Kur'an-ı Kerim'den olan eleştiriyi söylüyoruz. Daha sonra onlar kendilerini Ehl-i Sünnet'e nispet ettikleri için evet. Yani bu iddialarının bile aslında yani onların aslında ne kadar dar, iç çelişkide olduklarını kendi iç çelişkilerini belirtmek amaçlı biz bunu söylüyoruz.
Anladın mı? Yoksa Ehl-i Sünnet'in E'siyle uzaktan yakından alakası yok bu insanların. Ya diyor ki ayette, de ki Rabbim ilmimi arttır. Bu da diyor ki ben her şeyi biliyorum diyor. Bak orada ilham, kutsi bir ilhamla gelir diyor. Sayın Hüsnü de bana yazdırıldı, çizdirildi diyor. Kıyametin saatinde mi Allah sana yazdı? Yani kendi kitabına koymadı da senin kitabına mı koydu? Ya Kur'an-ı Kerim'de mesela baktığımız zaman kul, ey, de ki ey Muhammed şeklinde gelen ifadelerin bilgiyle olan kısımlarının hepsinde onlar de ki şunu bilmiyorum. Şunu biliyorum de diye bir ayet yok. Hep gaybı bilmiyorum. De ki ben gaybı bilmiyorum. De ki ben kıyametin saatini bilmiyorum. Bana ne olacağını bilmiyorum. Onlara de ki ben size ne olacağını bilmiyorum. Ben bana ne olacağını bilmiyorum. Bak hep ben bilmiyorum. Kıyametin vakti yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum. Böyle söylemesini istiyor Allah Resulü'nden. Neden? Çünkü aslında bu telakki bizim aslında tevhid anlayışımızı da sağlamlaştıran bir şey. Yani o Muhammed Aleyhisselam'ı beşer olarak görmedikçe biz zaten tevhide de ulaşamıyoruz. İşte tevhidden sapmanın bir örneği de gördüğünüz gibi Risale-i Nur içerisinde Şia'nın imamlara bakış açısıyla Said Nursi'nin işte risalelerinde Said Nursi'ye talebelerinin bakış açısı işte böyle. Arkadaşlar karşılaştırsınlar daha fazla detayı görecekler.